Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Nokia'nın yeni telefonu Lumia 1520'yi inceleyeceğiz. Evet Recep, 520, 620, 720, 820, 920, 1020, sonra 625, 925, 1520 geldi. Nokia eskiden bizim alıştığımız bu çift rakamlı haneli, 4 haneli telefon modellemeleri vardı. Lumia serisiyle de tekrar öyle bir isimlendirmeye devam ediyor. Evet. Aslında son derece anlaşılır. 1520'nin ismi de biraz uzun. Kendisi de büyük bir telefon çünkü 6 inç. Yani isme yakışır bir şekilde telefonun boyutları da büyüyor. Aynen öyle, büyümüş. 6 inçte Full HD bir ekranı var. Çok güzel, parlak bir ekran. Ve bir Windows Phone'da ilk defa bu kadar büyük bir ekran, bu kadar büyük bir telefonla karşı karşıyayız. Telefon değil artık, tablet. Telefon-tablet harmanı gibi bir cihaz oluyor burası. Şimdi Ali, söylemek istediğim şeyler var, sormak istediğim şeyler var. Öncelikle sen telefonu sanırım belli bir süre kullandın. Tabii ki, telefonu belli bir süre deneyimledim. Evet, ilk soracağım şey, bu boyutlarla telefondan memnun kaldın mı? Evet Recep, daha büyük telefonlarla kullandım, daha büyük telefonları da memnuniyetle kullandım. Nokia tasarıma çok özen göstermiş. Yan tarafları yuvarlak haplı yapmış telefonda. Bu yüzden elinde tuttuğum zaman son derece rahat bir tutuş hissi var. Polikarbon kasasının tutuş hissi böyle kalifemsi bir his uyandırıyor. Evet. Bilirsin plastik kasalı telefonların hisleri farklıdır. Evet. Ucuz Çin plastiği kendini anında hissettirir dokunduğu zaman. Benim burada aklıma her zaman şey gelir. Lenovo laptopların böyle bir kalifemsi kaplaması vardır. Evet, onların öyle bir kalifemsi kaplaması vardır. Nokia'da bu polikarbon kasalarda hem böyle fosforlu sarı gibi diyeceğim çok güzel bir renk kullanıyor. Evet. Fosforlu değil aslında. Bunun haricinde kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleri sunuyor ama en güzel renk bence bu Nokia'nın sarı rengi. Zaten Nokia'nın kendisi de bunu söylüyor. Mağazalarda da bunu görüyoruz. Nokia aslında Lumia serisiyle şunu yapmıştır Recep. Renkli telefonlarla tekrar hani o plastik değişen kapaklar döneminde yaptığı başarıyı tekrarlamıştı. Herkes büyük siyah bir kare telefon üretirken Nokia büyük ama renkli bir telefon kare telefon sunmuştu. Bu yüzden de farklı olmuştu. Süper. Şimdi görünür kısımda gerçekten değişiklikler çok fazla. Evet. Daha ekran büyümüş. Onun dışında çerçeve artık neredeyse sonuna kadar gidiyor. O da çok önemli bir nokta. Çerçeve telefonda daraldıkça insan ferahlıyor. Niye? Evet. Kenardaki siyah boşluklar azalıyor. Sen kasayı daha da fazla büyütmeden daha geniş bir kullanıcıya görüntü alanı sunuyorsun. Bu telefonun tam ölçüleri milimetre olarak yazılı burada. 160 mm'ye, 85 mm'ye, 11 mm ve de 8.7 mm kalınlığı. Evet. Daha doğrusu inceliği var. Bunun 9 mm'den daha ince olması bu telefonun zarif olmasını sağlıyor. Evet. Bu kadar iri olmasına karşı. Süper. Onun dışında teknik olarak da yani sadece dış görünüm değil, teknik olarak da sanırım değil. Nokia ilk defa bazı barajları aşmış. Barajları yıktı bu sefer. Evet, barajları hatta yıkmış. Ondan bizi biraz bahseder misin? Bahsedeyim, çok basit. Şimdi bizim Android incelemelerimizi takip edenler de, Windows Phone incelemelerimizi takip edenler de biliyor ki Android telefonları incelediğimiz zaman genellikle amiral gemisi modellerde çok üst düzey işlemciler, bol bol RAM, dahili yüksek grafik çözümleri buluyoruz. Ancak Nokia'nın Windows telefonlarında donanım özellikleri Android kadar çok yüksek değildi önceki evet. modellerde. Buna karşın Windows işletim sistemi, Windows Phone işletim sistemi Android'den daha az kaynak tükettiği için, daha verimli bir sistem olduğu için aynı performansı alabiliyorduk. Aynı oyunları daha az donanımda oynayabiliyorduk. Evet. Nokia şimdi bunda Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisini kullanmış. Hali hazırda piyasadaki bütün amiral gemilerinin, Samsung'un Exynos 8, Octa 8 işlemcisi hariç, Sony'nin, LG'nin tercih ettiği Snapdragon 800'ü kullanmış. Qualcomm'un 2.3 GHz'lik 4 çekirdekli, kimi yerde 2.2, kimi yerde 2.3 olarak geçiyor. Bu sizi evet. şaşırtmasın. Ama bir cep telefonunda 2 GHz'in üzerinde 4 çekirdekli bir işlemci var Recep. Daha da bombası içinde Adreno 330 grafik yongası var. Bu grafik yongasında önceki nesle göre %50 daha fazla performans veriyor. Şimdi özellikle Android dünyasıyla haşır neşir olan kullanıcılar bu değerleri çok iyi biliyorlardır. Doğru. Yani kısacası özetlemek gerekirse Android dünyasında kullanılan donanım, amiral gemisi telefonlarının donanımı ilk defa bir Windows Phone cihazının içerisine gelmiş. Ki burada benim söylemek istediğim bir şey var Ali. Android'in ben pek stabil olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Değil. Yani şu an en büyük Android fanı, ben uzun zamandan halen daha Android kullanıyorum bu arada. Ben de Android kullanıyorum çok aktif biliyorsun. Yani iğneyi şeye, çuvaldızı kendimize batıralım. Android'de doğru düzgün herhangi bir stabilite yok. O ürünler çok dağılmış. Hepsi farklı bir sürüm kullanıyor. Kullanıcılar güncelleme konusunda can çekişiyor hala. Her firma aynı hızda update sürmüyor. Evet. Özelleştirmeler yüzünden, arayüz yüzünden yavaşlamalar yaşıyorlar. Orta sınıfta insanların memnun olmadığı tonla telefon var. Yani Android'de ya çok memnunsun Recep, ya çok güçlü bir cihaz kullanıyorsun. Evet. Ya çok optimize bir model ya da bir firmanın güncelleme çıkardığı bir model bulduğun mutlusun ya da çok mutsuzsun. Sürekli rom atmakla uğraşıyorsun hayatın.
sürekli Clockwork Mode Recover'ı atıyorsun. Windows Phone çok kolay. Windows Phone Apple iPhone gibi. Evet. Alıyorsun, kullanıyorsun. Performansında hiçbir düşüş olmuyor. Windows, Microsoft bunu çok iyi başardı. Nokia'yı da aldı. Nokia'nın donanım kısmını da aldı. Bunu da başardı. Bu arada sorular gelecektir. Ya Nokia, Microsoft tarafından alındı. Nokia devam edecek mi? Görüyorsunuz ki devam ediyor. 1020'yi çıkardılar. 1520'yi çıkardılar. Yepyeni telefonlar çıkartıyorlar. Nokia aslında hala Nokia olarak hayatına devam ediyor Recep. Evet. Burada fark şu, arkasına Microsoft'un gücünü aldı. Evet. Bu aslında şöyle bir şey. Apple baktığımız zaman iOS işletim sistemini de kendi yapıyor. iPhone'u da kendi yapıyor. Artık Microsoft hem Windows Phone'u yapıyor hem Nokia yapıyor. Bu sayede yazılım ve donanımın entegrasyonu ne kadar mükemmel olursa evet, cihazlar o kadar güzel ve stabil çalışıyor. Ki bana göre piyasadaki en stabil işletim sistemleri arasında bir tanesi Windows Phone, evet, diğeri de iOS. iOS çok stabil. Zaten biz burada Teknopark'ta sadece biliyorsun Windows ürünleri ya da Windows masaüstü bilgisayar işletim sistemini incelemiyoruz. Sadece cep telefonunda Android'i övmüyoruz. Evet. Hepsinin kendine göre avantajları var. Windows Phone'un bugüne kadar geliştirmesinin en büyük sebebi uygulama pazarının zayıf olmasıydı. Evet. Uygulama pazarını yakından gördüğümüz zaman izleyicilerimiz görecek ki günden güne bizim yaptığımız her Windows Phone incelemesinde Windows Marketplace daha da gelişiyor. Evet. Adı da değişiyor bu arada. SkyDrive'ın bile adı değişiyor. Evet. Microsoft'un bu konuda biraz eleştirmem lazım. Çünkü iğneyi batırmam lazım. Recep. Evet. Ben SkyDrive'a alışıyorum isim olarak. Onlar tutup adını başka bir şey diyor. OneDrive. Google da öyle. Google da hizmetlerini değiştiriyor. Kimisini kapatıyor, kimisini açıyor. Yani bu isimlendirmenin karışması tüketicileri aslında korkutan kaçıran şey. Şimdi isimlerden bahsetmişken şundan sormak istiyorum Ali. Bu telefonun içerisinde sanırım Windows Phone'un en son güncellemesi Black geliyor. Yani Black aslına bakarsan Windows'a Service Pack'ler vardı ya Recep. Evet. Service Pack gibi bir şey. Black 3. Service Pack diyebiliriz Windows Phone 8'in. Bunun bütün özelliklerini baştan aşağı değiştiriyor. Kilitli olan radyo olan programlar radyoları açıyor. Onun dışında kamera özelliklerini açıyor. Farklı farklı şeyler yapıyor. Black güncellemesiyle birlikte Instagram'ın bugüne kadar olmayan Windows Phone uygulaması da beta olarak Windows mağazasına geldi. Gelişti, sürümü güncellendi. Süper. Kamera demişken kaç megapiksel kamerası var? Ya da şöyle söyleyeyim, kalite olarak zaten hani odağa baktığımız zaman Tam eleştirecektim seni öyle. Kaç megapiksel diye az alışkanlar. İzleyicilerimiz bize böyle soruyor ama. Aynen. Çünkü bize böyle sorular geliyor. Kaç megapiksel? Aslında megapiksel önemi yok arkadaşlar. Burada önemli olan algılayıcının kalitesi. İki tane not düşeceğim şimdi. Evet, onları bir söyleyelim. 1/2.5 inçlik sensör var. Fokalde f2.4 lens var. Şimdi bu sayılar çoğu insanın için, benim için de hiçbir şey ifade etmiyor normalde. Diyeceğim şu ki, Nokia bu telefonda ve diğer Lumia telefonlarda normalden daha büyük bir göz kullanıyor. Evet. Daha büyük bir algılayıcı kullanıyor. Bu daha büyük algılayıcı alan daha çok ışık alıyor. Daha çok ışık aldığı için de daha kaliteli bir fotoğraf sunuyor. Bunun odak noktası ve optik değerleri de bizim normalde cep telefonu kameralarındaki dijital denlik kameralar seneler içerisinde çok gelişti. Ve önce fotoğraf makinelerini geride bıraktı. Şimdi SLR kameralara yakın değerler vermeye çalışıyor. Nokia'da PureView diye bir lens bir kamera teknolojisi geliştirecek. Evet. PureView'u daha önceki 1020 incelememize de lütfen bakın. 1020 diğer kameralarda orada çok detaylı anlattık diğer videolarda. Bunda 1020'de 40 megapiksel kullanılırken bunda 20 megapiksellik bir PureView kamera kullanılmış. Ama bu 20 megapiksel emsal 20 megapiksellerden tabii ki sensör boyutu daha büyük olduğu için daha güzel, daha geniş görüntüler, daha ferah görüntüler sunan bir kamera. Süper. Onun dışında depolama kısmında ne sunuyor cihaz bize? Depolama kısmı da çok genişleyecek. Şimdi 20 megapiksel fotoğraflar çekince doğal olarak depolama alanı dolu. Aynen öyle. Bizim incelemeye gelen ürünümüzde 32 GB hafıza var. Piyasada satılan da 32 GB bellekte kendi dahili hafızasıyla geliyor. Bunun yaklaşık 4 GB'ı işletim sistemi ve kendi uygulamalar tarafından işgal ediliyor. Hı. Sana kalıyor 28 GB. 28 GB da bence fazlasıyla yeterli bir alan ama ben bunu artırmak istersem ne gibi seçeneklerim var? Şimdi şöyle bir avantajı var. Lumia serisinin bir avantajı bir de dezavantajı var genel olarak. Biz şimdi iPhone gibi cihazlarda neyi eleştiriyoruz? Bataryanın çıkarılıp değiştirilememesini eleştiriyoruz. Evet. Nokia ve Windows Phone'da da maalesef bu aynı şekilde gidiyor. Yani bataryasını Android'de alıştığımız gibi çıkartamıyoruz. Öte yandan yazılım daha az çöktüğü için zaten bataryayı çıkartıp sorunu gidereyim diye bir ihtiyacın da pek olmuyor açık söyleyeyim. Sürekli reset atmaya gerek yok. Sürekli reset atmıyorsun. Bütün Nokia Lumia modellerinde bellek yuvası yoktu. Windows Phone'un kendisinde de bellek yuvasının desteği ilerleyen sürümlerle birlikte. Microsoft burada bir şey yayınlıyor, kararname yayınlıyor. Yeni Windows Phone yapacaklar, bu şartlara uyacaktır. Evet. Bu donanım özelliklerini kullanabilirler. Nokia'da yeni işletim sistemi sürümü, yeni donanım şartnameleriyle birlikte microSD kart yuvasına yer veriyor. Burada bir tane inin deliği var. Bastırıyorsun, çekmeceyi çıkartıyorsun, microSD belleği takıyorsun, 32'nin üzerine ister 32, ister 64 GB ek depolama alanı sağlıyorsun. Bu da sana ne sağlıyor?
kolayca bütün fotoğrafları SD karta atmak, çıkartıp bilgisayarına takma sağlıyor. Tek şikayetim bunun bir ataşla ya da iğneyle açılıyor olması. Yani hızlı bir şekilde çıkartıp da hemen telefonu takamıyorsun. Tabii. Onun yerine micro USB'den bağlayıp bilgisayarına atabiliyorsun. Hem Windows'ta hem macOS'ta bunun aktarımı için uygulama var. Windows'ta uygulama kurmadan aktarabiliyorsun. macOS'ta da bir tane Windows Phone'un Companion yazılım var, ek yazılım var. Onu kurduğun zaman Mac'e de atabiliyorsun. Süper. Peki pil çıkartılamıyor dedik. Çıkartılamayan bu pil kaç miliamper ve ne kadar ömür sağlıyor telefona? Şimdi 1520 beni çok şaşırttı. Ben 1520 ilk duyurulduğu zaman bu kadar yüksek işlemci ve özelliklere sahip olacağını beklemiyordum. Evet. Qualcomm Snapdragon 800 tam bir canı var. Performans olarak. Doğru. Adreno 330'la birlikte. 2 GB RAM var. Onu atladık. Onu söyleyeyim. Hı hı. RAM Windows Phone'da Android'dekine göre yarı yarıya az kullanılıyor. Genelde, yani Android'de bunun karşılığı 3 ya da 4 GB RAM'e sahip bir telefon olur. Senin de dediğin gibi depolama alanı geniş. Bir de 3400 mAh'lik bir batarya destekliyor bunu Recep. Gerçekten devasa bu. Devasa yani 6 inci boşuna boşuna kullanmamışlar. İçerisine tamamen bir batarya, kameradan, bellekten, işlemciden kalan alanı bir batarya dolduruyor. Ve bu diğer akıllı telefonlara göre 2 ila 4 saat arasında sana ekstra kullanım sunuyor. Bu da şu demek, sen 8 saat mesai akıllı telefonla çıkartıyorsan Nokia ile bu 8 saat 12 saate 10-12 saate uzanmış oluyor. Yani şöyle, cihazı eve gittiğimiz zaman şarja takmak zorunda kalmıyoruz da yatarken sadece şarja takmak. Yatarken şarja takmak. Aynen öyle Recep. Bir de oyun oynarken tabii keyfin daha az kısılıyor. Biliyorsun evet. Android'de de Windows'ta da ne kadar kullanırsan kullan, arama yap, internette geç, batarya dayanıyor. Ama evet, iş oyuna geldiği zaman hem GPU hem CPU kullanıldığından dolayı güç tüketimi çok artıyor. Çok da pili bitiriyor daha kısa. Hani çoğu bize gelen soru var. 1 saatte 2 saatte oyun oynuyorum, pilim bitiyor, normal mi? Evet arkadaşlar, normal. Cep telefonlarına bu kadar para veriyoruz ama masa üstünde kesintisiz oynarken cep telefonunda birkaç saat oyun oynamak henüz daha hayal. Bu iş için tabletleri kullanmanızı o yüzden tavsiye ediyorum. Evet. Bu tablet de o işi görüyor. Şimdi bir son bir sorum olacak. Ondan sonra yakın çekimi geçelim istiyorum Ali. Bu kadar donanımsal özellik cihazın içerisinde var. Bu kadar büyük evet, ekran var. Ağırlık nedir? Ağırlığını da Recep burada tekrar not almıştım. Söylüyorum. Ağırlığı da 209 gram. 200. Ağırlığı çok hafif diyemem ama çok ağır da diyemem. Yani tabletlerin ağırlığının 360-400 gram olduğunu düşünürsen 7 evet, inçte olan. Evet. Tabletlerin yarı ağırlığında. Telefonların da normal ağırlığının 130-150 gram olduğunu düşünürsen tam tabletle telefonun arasında yer alan evet, bir ağırlığı var. Elinde konforlu bir şekilde hı-hı, duruyor. Buyur sen bir elini al. Öncelikle kenar yuvarlaklığı, evet, polikarbon gövdenin bir elde verdiği o kalifemsi his, Nokia'nın genel malzeme kalitesi, işçiliği, rengin güzelliği, dar çerçeve, ağırlık, uzun batarya ömrü. Yani donanımsal olarak Nokia elinde ne kadar ağır top varsa 1520'ye gömmüş. 1020'de 40 megapiksellik kamerayla böyle bir amiral gemisi yapmıştı. Bunda Full HD ekran ve bütün teknik özellikleri biz Android'de yarışırız. Evet, Android yapmamıza gerek yok. Windows Phone'da o kadar güçlüdür demek için Nokia bayağı iddialı bir ürüne imza atmış. Süper. O zaman bu iddialara biraz daha yakından bakalım. Recep, Lumia 1520'ye yakından bakacağız ama önce bir kutu içeriğine bakalım. Evet. Bize, sarı bir telefon. Sarı bir telefon ve bize en çok sorulan soru şuydu Ali. Sarı telefonun içinden çıkan kulaklıkta sarı mı? Evet. Bu sorunun cevabını daha önce yorumlarda vermiştik ama bu arada bu jelatini tamamen ambalajı kapalı bir şekilde geliyor çizilmesine karşı. Yanında şöyle küçük bir tane aparat geliyor Recep. Bu aparat en hayati aparat yanında gelen. Zira bununla telefonun yanındaki nano sim ve de micro SD kart yuvalarını açıyoruz. Ve nano sim dedim, evet nano sim kullanıyor iPhone'da olduğu gibi. Micro sim değil, nano kullanıyor. Aynen öyle. Mesela Note 3'te micro sim kullanılıyor. Evet. Normal piyasadaki çoğu telefonda da hala standart sim kullanılıyor ama bundan nano sim tercih edilmiş. Evet. Şimdi bunu kenara ayırdım. Zira birazdan lazım olacak. Şimdi telefonu buradan aldın. Telefonu aldıktan sonra esas kutu içeriği bu alt kısımda karşımıza çıkıyor ve tada! Sarı kulaklık Recep. Yani sarı telefonun içinden sarı bir kulaklık geliyor, bizlere eşlik ediyor. Şimdi şu şekilde bunu açacağım, çıkartacağım tamamen. Sarısı güzel, telefonun kendisiyle birebir uyumlu. Nokia'nın kendi orijinal kulak içi kulaklığı. Ergonomik tasarımı da böyle kulağın içine rahat oturmaya ve yan taraftan düz durmaya müsait. Ben çok beğendim ya. Ben de beğendim. Yani çok şeker diyeyim tasarımı. Evet, aynen, genel aynen, olarak aynen, herkes böyle şirin bulup hoşuna gidiyor. Böyle bir Nokia telefonların zaten Lumia ailesinin bu kadar insanların hoşuna gitmesinin en büyük sebeplerinden biri renk oldu. Farklı kulak boyutları için farklı kulak içi aparatları var. Bunları da çıkartıp takabiliyorsunuz kolayca. Evet. Şarj kısmında herkesin kullandığı standart şarjı kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Buyur Recep. Gayet ufak bir şarj cihazı var. Yine USB kullanıyor.
Onun yanında sen de istersen kabloyu göster. USB kablosu var. Evet. Micro USB bir ucu, bir ucu normal USB, bir USB 2.0 recep. Yeni nesil telefonlarda hala USB 3.0 yaygınlaşmadı. Çünkü USB 3.0'ın hata ayıklama özelliği Android'de ve Windows Phone'da da henüz sürücüleri tam olarak oturmadı. Sadece şu an Note 3 USB 3.0 kullanıyor. Evet. Bunun haricindeki bütün cihazlar USB 2.0 standartını kullanmaya devam ediyor. Keşke 3.0 kullansaydı Nokia'da, güzel olurdu. Vallahi kutunun içinde zorluyorum. Gördüğün gibi kutunun içerisinde evet, başka bir şey yok Recep. Kutunun çevresine baktığımız zaman herhangi bir özellik olmadığını, ürünle ilgili bilgilerin bulunduğunu görebiliyoruz. Evet, bu şekilde diğer kutu bu şekilde görmüş olduk. Bir de şurada gördüğün gibi bir tane kurdelesi var. Bu kurdelesinden çekerek çıkartıyorsun onu kılıfının içerisinden. Evet, o zaman biraz daha ürüne yakından bakalım. Arka tarafta sarı renk dikkat çekiyor. Alt kısımda hoparlörü var Recep. Evet. Buradan güçlü bir ses çıkışı var. Burada PureView kamerasını görüyoruz. Zaten PureView Zeiss diye lensinde türünü yazıyor. Evet. 20 megapiksellik harika bir kamerası var. 1020'den sonra Lumia serisindeki en iyi kameralardan bir tanesine bu sahip. Zaten biliyorsun 920 ve 925'in kamerası son derece güçlü kameralardı. Evet. Artık ikinci sıraya 1520 oturmuş oluyor. Sony'nin rakip ürünü Xperia Z1'de de 20 megapiksellik bir kamera var ama 20 megapikseli tam olarak vermediğini ben incelemede belirtmiştim. Detaylı olarak incelediğimizde. Yanında flaşı var. Bu LED flash. Mesela 1020'de Xenon flash vardı. Evet, onu diyecektim. Xenon flash ile LED flash'ın farkını da sorarsam özellikle insan yüzü çekimlerinde renk detaylarında profesyonel fotoğrafçılar bu detayı fark edebiliyorlar. Üst kısımda bunun tabii ki mikrofonları, tekrar hoparlörleri, sesi var. Bu arada üründe 4 tane mikrofon olduğunu, Nokia'nın yeni nesil telefonlarında ses kayıt kalitesine çok önem verdiğini ve sesi stereo kaydettiğini de belirtmem gerekiyor. Evet. Üst kısımda kulaklık girişini görüyoruz. 3.5 mm. Beraberinde gelen sarı kulaklığı buraya takabiliyoruz. Şöyle ben yardımcı olayım. Bu kulaklık şekilde tabii ki üçlü. Yani mikrofon da var. Bununla konuşurken, yolda giderken düğmesine basıp tekrar gerekli olan görüşmeyi yapabiliyoruz. Tek tuşla çağrımızı cevaplayabiliyoruz. Zaten artık olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Tabii herhangi bir telefonda olmazsa artık bayağı da şaşırırım daha doğrusu. Evet. Yan tarafta tuşları görüyoruz. Siyah tuşlar bunlar. Bu kamera tuşu Recep. Evet. İki kademeli bir tuş. İlk bastığında odaklıyor, kamerayı açıyor. Ondan sonra odaklıyorsun. İkinci basışında da fotoğraf çekimini gerçekleştiriyorsun. Bu daha çok fotoğraf makinelerinde gördüğümüz bir özellikti Ali. Evet. Yani ben uzun zamandan beri ilk defa belki de bir telefonda bu özelliğin kullanıldığını görüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi basıyorum, dokunuyorum. Şu anda basılı tabii tutuyorum daha doğrusu. Evet. Titreşimle birlikte geldi. Tek basışta olmuyor. Şimdi tekrar elimi altına koyuyorum. Basılı tuttum. İkinci defa bastığımda hop flaşı çekti. Evet. Tabii şu an kırmızı bir masanın üzerinde sıfır mesafede elimi çektiğim için herhangi bir fotoğraf kalitesi beklemeyin. Ekranı da şu şekilde tuşa basarak kapatıyorum. Tuşa basarak açıyorum. Açtıktan sonra şu şekilde açılıyor. Zaten bunları çalışırken detaylı bir şekilde göstereceğiz şu uyanma özelliğini ve diğerlerini ama tuşların ne işe yarını göstermek istedim. Burada da sesi açıp kısmamıza yarayan tuş var. Yani kontrolleri bundan ibaret. Bir de alt kısımda daha önce de söylediğimiz ve gösterdiğimiz gibi micro SD bağlantısı var. Micro USB. Micro USB bağlantısı var. Teşekkür ederim. Buradan da bağlayıp hem veri aktarımı yapıyorsun hem şarj ediyorsun. Tabii en son olarak da nano SIM kart ve micro SD bellek yuvası var. Evet, ben burada telefonu tutayım. Bu yuvaların yanındaki deliklere dokunduğumuz zaman şu beraberinde gelen aparatla da bir de ataçla bu yuvaları açabiliyoruz. Açtığımızda micro SD belleğimizi buna yerleştirip tekrar çekmeceyi yerine itiyoruz. Buna da nano SIM kartımızı yerleştirip yuvaya itiyoruz. Bunlar takılı olduğu zaman hiç belli olmuyorlar Recep. Bu da ürünün böyle bir unibody görünümüne katkıda bulunuyor. Tasarım açısından başarılı. Ben özellikle onu soracaktım. Hani normalde orada bir şey olur, pipka olur. Onu çektiğimiz zaman tabii rahatlıkla çıkar ama o pipka bazen yerinden çıkar. İşte o plastik parçası yerine tam oturmaz. Bir çıkıntı kopabilir, oluşturur. Kopabilir, çıkıntı evet, oluşturabilir. Evet. Hani Nokia neden böyle bir şey yapmış diye sorguluyordum. Sen bu sorumu çok güzel cevapladın. Gerçekten burada hani çok pürüzsüz bir yüzey yaratmayı amaçlamış Nokia ve bunu gerçekten başarmış. Şimdi ben bakıyorum. Yani bizim kamera çekimimizde bile bu kısım çok belli değil Recep. Evet. Anlamak için yakından bakman gerekiyor. Bunun burada olduğunu bilmen gerekiyor. Bu başarılı. Ha öte yandan bunun eksisi nedir? Bunun bir de eksisi var. Ben şimdi elimde yanımda ataç olmadığı zaman SD kartımı çıkartıp arkadaşıma veremiyorum, bilgisayarına takamıyorum. Bir ataç aranmak, yanımda bulundurmak ya da illaki şu aparatı kaybetmemek zorundayım. Ya da sürekli bir USB kablo taşımak zorundayım. Ya da bir USB kablo taşımak zorundayım. SIM kartımı hızlı bir şekilde değiştirip başka bir hat takamıyorum. Yani her şeyin bir bedeli var evet, bu büyük artıların. Şimdi telefonun kullanımına yakından bakalım istersen.
Recep, 1520'nin kullanımına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey bu Windows fon arayüzünün ekranı ne kadar güzel doldurduğu oluyor. Tabii ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben özellikle sana incelemenin başında söylemiştim. Zaten ekranın çerçevenin sonuna kadar gitmesi benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Lumia'da 1520'de bunu kullanmış. Nokia, daha doğrusu Lumia 1520 modelinde. Lumia bir alt marka olmasına karşın artık iyice aklımıza, hafızamıza kazandı. Kesinlikle. Diyebilirim. Kesinlikle. Bunun etkilerini görüyorum ben. Burada mesela Nokia'nın Mixradio gibi uygulamaları var. Şimdi içinde Qualcomm Snapdragon 800 işlemci olduğu zaman Recep canavar gibi bir performans var. Android'de de Windows'ta da iyi performans veren güçlü bir işlemci bu. Nokia'nın Mixradio'su için müzik profili arıyor şu an bu internetten. Zevkine göre çalabilen, liste oluşturabildiğin, istediğin gibi dinleyebildiğin bir radyo uygulaması Mixradio. Evet, telefonu satın alınca bu servisten ücretsiz yararlanabiliyorsun diyebiliyorum. Burada çok fazla müzik dinletmek istemiyorum. Telif hakkı ihlallerini malum izleyicilerimiz biliyorlar. Şöyle bir açıp kapatacağım hemen. Çalmak için dokunun diyor mesela. Çaldıktan sonra hemen çalmaya başladığı zaman kapatacağım ben. Evet. Maalesef hemen kapatamadım. Çünkü geri tuşunu aldığımda da multitasking var. Multitasking'de kargonun bana yalan söylediler parçası çalmaya başladı. Güçlü bir ses var. Sesi de bir de açacağım sonuna kadar, ondan sonra tekrar kısacağım hocam. Evet. Şöyle bir sonu açıyorum. Hoparlör aşağıda. Evet. Daha farklı parçalarla ve YouTube videolarıyla da tekrar gösterebiliriz. Radyoyla tabii ki esas keyif kulaklığı takıp kulaklarına biraz bayram ettirdiğinde ortaya çıkıyor. Bu arada bu kablonun sıkı oturduğunu söylemem gerekiyor izleyicilerimize. Ek olarak bir şey belirtmek istiyorum Ali. Bize kulaklığın kalitesi de çok sık gelen sorular arasında kulaklığın gayet üst seviye kalitede olduğunu belirtmemize fayda var. Nokia direkt yanında verdiği orijinal kulaklıkla insana şey dedirtiyor. Yani kulaklığın bozulmasını da, çünkü biliyorsun bu kulaklıkların maalesef bir ya da iki yıl kullanımdan sonra eninde sonunda şu kısımlarının ölmek gibi bir sorunu var. Evet. Ama plastik kalitesi iyi. Şimdi biz pek çok incelememizde plastiğinden köpüğüne kadar malzeme kalitesine de bakıyoruz. Evet. Bu bizim teknopatlığımız. Yani şu malzeme kalitesi dokunup elinizde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz kauçuğun kalitesini. Yani bunun ömrü ne kadar olacak tahmin edebiliyorsunuz iyi kötü. Bu tecrübeyle oluşan bir durum. Siz de kendi kulaklıklarınızdan tecrübe edindiyseniz biliyorsunuzdur. Nokia işte sadece iyi bir donanım yapmamış Recep. Windows'un kendi gücünü kullanmış, bu tasarımdaki güzelliği kullanmış sarı ve siyah bir fon var. Mixradio gibi hizmetler, Nokia ProCam gibi, Storyteller gibi yazılımlarla ön plana çıkmayı amaçlıyor. Mesela Storyteller'ı göstereyim sana. Nokia bunun üzerine çok duruyor, çok reklamını yapıyor. Nedir bu Storyteller? Ben de onu soracaktım Ali. Nedir bu Storyteller? Storyteller aslında son dönemde bütün telefon üreticilerin yaptığı bir şey Recep. Bence hiç yeni bir özellik değil. Alıp senin fotoğraflarını tarih ve çekildikleri yere göre albüm oluşturuyor. Ondan sonra İtalya fotoğraflarım, Ankara fotoğraflarım, İstanbul fotoğraflarım diye ayrı ayrı bir şekilde akıllı bir şekilde organize edip sergiliyor. Evet. Şimdi bunun avantajı nedir? Nokia'nın farkı Windows 8'in bu kutucuklu modern Metro arayüzünü kullanıyor olması. İkincisi bunun fotoğraf odaklı bir telefon olması ve 20 megapiksellik PureView ile senin bol bol fotoğraf çektiğin zaman kalabalık galeri içerisinde böyle 500 fotoğraf arasında Allah'ım o fotoğraf nerede işte bilmem neyle İtalya'da çekildiğimiz kareyi bulamıyorum demeden istediğini bulman. Evet. Zaten kendi kendini anlatıyor bak. Bölgesel bazlı da şey yapıyor yani şurada çekildiğiniz fotoğraflar. Evet, bölgesel bazlı olarak gösteriyor sana bunu. Bu telefonun konum kullanımının etik yararlı kullanımından bir tanesi. İnstall ediyorsun Windows Phone'la, ondan sonra kullanabiliyorsun çektiğin fotoğrafları. Şimdi biz bu telefonu alıp farklı ülkelerde, farklı yerlerde pek fazla çekim yapmadığımız için şu an göstermeyeceğim. Bu arada 14 MB'lık bir güncelleme gerektiriyormuş. Bunu yapalım. Evet. Bir tane de dipnot düşeceğim Recep. Lumia Amber yazılım güncellemesi gerektiriyor. Bizde zaten Amber'dan sonraki Black var. Evet, en son güncelleme mevcut telefonumuzda. Bir uygulama güncellemeyi de göstermiş olayım şu an. Wi-Fi'den başka update'ler olduğu zaman bu şekilde beklemeyi alıyor. Bir update'i bitirdiği zaman diğerini yapıyor. Önceki update bitmiş. Wi-Fi üzerinden indiriyor. Bu arada Wi-Fi demişken Recep önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum. 802 A, B, G, N ve AC destekli bir telefon. AC desteği var diyorsun yani. Evet, AC desteği var. AC desteği de sevgili izleyiciler Wi-Fi standartlarında en son en uzak mesafeden erişen ve en yüksek hız destekleyen Wi-Fi desteği standardı.
Wi-Fi'de Türkiye'de neden önemli sen açıkla istersen Recep. Özellikle 3G bağlantı halen daha 4G gelmediğinden dolayı ve tarifelerdeki 1 GB'lık paketler bile inanılmaz pahalı fahiş fiyatlara satıldığından dolayı Wi-Fi kullanımı ülkemizde kaçınılmaz Ali. Aynen öyle. Bütün servis sağlayıcılar diyor işte mobil öyle güzel, altyapı böyle harika ama sonuç itibariyle baktığımız zaman biz kullanıcılar Wi-Fi'ye mahkumuz. Wi-Fi'de de adil kullanım kotasıyla uğraşıyoruz. Evet. Bütün bunlar bir yana. Önümüzdeki yıllarda ben bunların değişeceğini zorunlu olarak inanıyorum. O yüzden çok fazla üzerinde durmuyorum. Çünkü artık birazcık kabak tadı veriyor bu konular. Oyun koleksiyonu var. Bu oyunların hepsini Wi-Fi'den indirdim. AC standardı sayesinde hızlı bir şekilde indirmem mümkün oldu. Türkiye'de LTE olsaydı bu telefonla LTE'yi de kullanabilirdik Recep. Bir ihtimal kullanabilirdik. Çünkü Snapdragon 800 işlemci kendi içinde LTE desteğiyle geliyor. Evet. Ancak şöyle bir sorun var. Türkiye'de biz hangi LTE'nin kullanılacağını henüz bilmiyoruz. Böyle bir şey onaylanmadı. O yüzden de oynayamıyoruz. Ben bir tane oyun açayım. Klasik Angry Birds sesleri Recep. Evet. Sinirli kuşlarımızı atıp domuzcuklarımızı indireceğiz. Ama tabii ben nişan alamadım. Biraz daha ekrana zoom yapayım. Geniş ekranın kötülükleri. Uzun zamandan beri oynamadığından beri öyle mi? Zaten çok zoom yapmışım Recep. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz daha yukarıdan atacağız. Tepedeki domuzu indirdik. Evet. Şu çubuklar çok kısa. Bu çubuklar uzun olsaydı bir kuşta iki domuzcuk indirebilirdim ama maalesef. Bir gram daha yukarı atalım. Üçüncü domuzu da indirdikten sonra oyun değiştireceğim. Zira Angry Birds'dan baygınlık geçiren izleyicilerimiz varsa onları çok fazla yormayalım. Merak eden izleyicilerimize göndermiş olalım. Şimdi bu şekilde geri dokunduğumuzda menüye çıkıp geliyoruz. Windows tuşuna tek bir dokunuşta ana ekrana geliyoruz. Evet. Şimdi Windows Phone'ların genel tasarımı da biliyorsun bu şekilde bir metro modern arayüz, kutucuklar. Burada da Windows tuşu. Yeni gelen güncellemeyle Xbox altına toplanmıştı oyunlar. Xbox'tan mesela Asphalt 7 Heat, Assassin's Creed gibi oyunlar var. Ben sıradan Asphalt 7 Heat'i açayım. Evet. En çok merak edilen oyunlardan bir tanesi. Asphalt 8 çıktı mı bu arada? Öyle? Android'de var, Windows Market'te ben görmedim. Birazdan kontrol ederiz tekrar Recep. Belki gelmiştir diye. Şimdi Windows Market, Android Market'in ve iOS Market'in bir adım gerisinden evet, geliyor. Evet, doğru. Bunu kabul etmek lazım. Ancak ben deneme sürümü indirdim. Onu da belirteyim. Bazen Android'de çok ucuz ya da uygun fiyatta olan ya da bedava olan uygulamalar Windows Phone'da ücretli olabiliyor. Bunu da not düşmek lazım. Şimdi ücretsiz oyun seçeneğinden bir yarış yapacağım. Asfalta alıtacağım diyorsun. Asfalta alıtacağım. Yakınlık sensörü, ışık sensörü, accelerometer yani hız sensörü. Bir de G sensör, klasik sağa sola eğilini anlatan. Anlayan sensörler var. Asphalt 8'i denemek gerçekten isterim. Çünkü Qualcomm Snapdragon 800'ün gücünü Asphalt 7 hafif bile kalacak. Evet. Telefonu biraz hareket ettirmek zorundayım. Doğal olarak. Arkadaşları da yolun dışına çıkartırsam bu esnada benden iyisi olmaz. Siz sanırım kökledim. Kökledim. Heyecanlı olsun diye. İkinci sıradayım Recep. Birincilik için yarışıyorum. İkinci sıradaki arkadaş bize birazcık sinir etti. Virajı içeriden alayım derken iyice gerilere düştüm. Haha kaza oldu ve ben öne geçtim tekrar. En ufak bir takılma yok bu arada. Ekran Full HD olmasına rağmen telefon gayet güzel bir şekilde kaldırabiliyor bunu. 1920x1080p çözünürlük Full HD senin de dediğin gibi grafik ekran kartına binen ya da grafik yongaya binen yükü arttırıyor. Ama Adreno 330 320'ye göre %50 daha güçlü. Qualcomm Snapdragon 800'de
S4 Pro'ya göre %75 daha güçlü. Bu şekilde Asphalt 7 testinde sonuçlandırabilirim Recep. Evet. Kazadan sonra bitirdim. Namım yürüsün, en azından ikincilikten birinciliğe geçebilirim. Oyun hızlı, akıcı, eğlenceli bir şekilde oynanabiliyor. Hadi bir de Assassin's Creed'i göstereyim. Sesi biraz da kısayım çünkü biz burada artık anlatırken bağırmak zorunda kaldık lan, heyecanlı olsun diye sesi gökleyince. Evet. Ses güçlü ama daha iyi sesler duydun mu? Evet, daha iyi ses duyduğum yerler oldu. Kulaklıkla ses kalitesi çok daha güzel oluyor. Assassin's Creed'in demosu. Geçelim girişteki videoyu. Kenarlara iki tane ince çizgi geldi. Evet. Pad ile koşun. Koşma zıplama ikonuna tıklayarak da zıplayın diyor. Grafikler PC oyunlarının birkaç yıl önceki hali evet, gibi. Gerçekten. Oyun o kadar da muhteşem grafiklere sahip değil mi? Grafikleri beni biraz yani fena değil. Hayal kırıklığına uğrattı değil mi senden? Hayal kırıklığına uğrattı beni gerçekten. PC'deki seviyorum. Haline bak, cep telefonundaki haline evet, bak. Yani şu an Assassin's Creed 1'in bile grafiklerine... Kemikleri sızladı. Evet. Yaklaşmış iyi grafikler. Bu oyunu geliştirenlerin tamamen problemi. Evet, bana da öyle geliyor çünkü çok daha güzel grafiklere sahip oyunlar gördük. Oyunun adından faydalanalım, para kazanalım tadında geldi bana birazcık. Evet. Ama cep telefonunda Assassin's Creed oynayabilir misiniz? Bu evet şey oynayabilirsiniz. Ya. Mario gibi olmuş ya. Prince of Persia vardı Recep. Evet. Prince of Persia geldi aklıma. O daha eğlenceliydi bundan. Böyle duvar sürüngeni, Spider-Man'in de grafikleri daha iyiydi daha eski bir oyun olmasına karşın. Evet. Bir de böyle şey bak, koşturuyorum şu an. Yani merdiveni ortalamaya çalışıyorum evet. Falan filan. Lumia burada iyi ama oyunun kendisi bana işkence ediyor Recep. Ben bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum. Başka bir oyun açacağım. Evet. Da Vinci Pinball var. Pinball Windows dünyasından beri peşimizi bırakmayan oyunlardan bir tanesi. Şu şekilde yayımızı çekiyoruz. Topumuza hız kazandırıyoruz. Grafikler bu arada... Tilt. Türkçesini unutmuştum. Evet. Grafikler de güzel değil mi? Evet. Ama ben şunlara alışamadım şimdi. Ekran şöyle yer değiştiriyor ya. Evet. O iki tane pedal var. O onların böyle parmaklarına ayırman lazım. Sarsayım bakayım tilt olacak mı? Bu makine tilt olmuyor. Olmuyormuş valla. Ah yine gittik Recep. Grafikler çok güzel. Renkleri falan çok iyi yapmış adamlar. Ben takdir ettim yani. 6 inçin keyfini çıkardığın yerlerden biri. Şimdi telefonun ekranı büyüdükçe yapılan bir araştırma insanların elinde telefonla daha uzun vakit geçirdiğini gösteriyor. Bu da demektir ki 6 inç bir telefonu aldığınız zaman çok daha uzun süre oyun oynayacaksınız. Bizim gibi test yapıyorsanız tabii oyunlara biraz daha hızlı hızlı bakacaksınız. Ve FIFA 13'e geçeceğim. Hemen oyuna daldın Ali. FIFA 13 Recep. Sergio ile şu an savunmada ikinci savunmayı çağırdım. Topu almaya çalışıyorum. Çok da iyi bir futbol oyuncusu değilim. Bayağı uzağa attım topu. Koşturup alabilecek adam yok. Onların sahasından tekrar top bize gelecek. Evet. Messi ile koşturmuşum. Dur bakayım alabilecek miyim? Vallahi aldım ve şut. Messi! Gol atamadı Recep. Dışarı çıktı. 2014 sürümü daha çıkmamış. 2014 sürümünde bekliyoruz. Evet. Böyle daldım oyuna, girdim, oynadım ve yani futboldan anlamayan biri olarak hemen neredeyse gol atacaktım. Windows 10 daha kullanıcı dostu geldi o yüzden bana. Hemen başarılı olunca insan doğru. Böyle şey yapıyor. 6 inç ekran, Full HD ekran çok güzel. Burada IPS panel kullanılmış. Evet. Her açıdan görüntüyü net bir şekilde görebiliyorsun. Bir de üstüne Nokia'nın Clear Black diye bir teknolojisi var. Siyahların daha siyah, beyazların daha temiz, renklilerin her zaman renkli kalmasını sağlıyor. İşin şakası bir yana Clear Black teknolojisi de ekranın kalitesini arttırıyor. 625'te ekran büyümesine karşın birazcık renk kalitesini, ışık sızmasını eleştirmiştik ama Lumia 1520'nin ekranı kusursuz olmuş. Evet. Bununla yarışabilecek tek ekran, yani karşısına koyabileceğimiz Samsung'un Note 3'te kullandığı en son nesil Super AMOLED ekranlar Recep. Onun haricinde piyasada iPhone, Note 3 gibi amiral gemileriyle kafa kafaya gelecek kalitede bir ekranı var. Evet. Başka bir oyuna geçeceğim. Biraz futbol, biraz golf, biraz Mass Effect. Böyle bir oyunlara hızlı hızlı bakacağız. Yine 1 dakikalık bir demo koymuşlar. Ben bunu geçmek istiyorum. İntro daha doğrusu. Demoları geçme seçeneği çok iyiymiş. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Tabii video olarak, video dosyası olarak açıp oynatıyor. Sana böyle 1 dakikalık bir oyunun başında şey gösteriyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İlginç bir şey gerçekten. Yalnız Recep, bütün Windows oyunları daha 1080p'ye
göre ayarlanmamış. Evet. Bak. Biraz bulanıklık var sanki menüde. Evet. Şimdi ekranla ilgili iki tane daha önemli özellik söyleyeceğim. 368 ppi piksellerin yoğunluğu var. Evet. Bu yoğunluk değeri çok güzel. 300'ün üzerinde çok kaliteli ve crisp bir görüntü verir. Bizim oynadığımız oyunların hepsi bu ppi değerine grafik olarak sahip değiller. Evet. Bir de Lumia 1520'de yine bir şey yapmış. 400 kandela parlaklık vermiş Recep. Orada da LG ile yarışacak bir parlaklık koymuşlar. Gerçekten G2'de hoşumuza giden bir parlaklık değeriydi bu. Gerçekten yüksek bir değermiş. Aydınlık havalarda turist olarak bunu kullandığın zaman fotoğraf çekeceksin diyelim. Şuraya dokunmak gerekiyor galiba. Hiç oynamadım daha önce. Valla bir şekilde vurdum. Yeşil sahalarda golf oynuyoruz. O 400 kandela parlaklık. Bir tam saniye. Yeşil alanda yakalaman gerekiyor Ali. Anladım. Sağa basacaksın. Evet. Evet, yeşil alanda yakaladım. Niye az gitti onu anlamadım. Ha, belki de biraz güçlü mü vurman gerekiyor daha doğrusu. He, geçen sefer bir de nişan almamışız Recep. Evet. Biraz daha sola al diyor bana. Şu şekilde dokunduğum zaman hafif hafif nişan alabiliyorum. Evet. Sanırım ha, tam güçle vurursan biraz daha yakın vurur, anladım şimdi. Gücü ayarladık. Şimdi senin dediğin yeşil alanı gücü ayarladıktan sonra ayarlamak gerek. Hmm. Yani 3 aşamalı bir şey. Şimdi tekrar göstereceğim. Yaklaştık bu arada. Evet. Öncelikle şöyle hafif hafif dokunarak tam bir hizaya nişan alıyoruz. Sonra topa dokunuyoruz. Sonra gücümüze karar veriyoruz. Mesafe yakın olduğu için %50 güçte vuracağım. Sonra senin dediğin gibi yeşil alanın içerisinde vurmaya çalışıyoruz. Bu da hedefimize ne kadar yaklaştığımızı belirliyor. Evet. Gerçekten sabır isteyen bir oyun golf. O yüzden daha çok emekli olduktan sonra oynanıyor. Evet, bence de. Çok yoğun çalışan birine uygun bir oyun değil önce. Gittikçe daha kötü vuruşlar yapıyorum. Sanırım golf şortu girmem, bir mini golf arabası almam. Bayağı bir para yatırmam lazım. Haydi be. Ah. Bir vuruş daha. Bu arada çevredeki grafiklerin, ağaçların vesaire nasıl, ne düşünüyorsun Ali? Valla oyunun grafikleri o kadar da güzel değilmiş Recep. Yeşillik evet. Olması çok güzel de. Golf sahasına bir tilki mi girmiş, ben mi yansıyorum? Tilki. Tilki. Özel görse şimdi delirir. Tilkileri çok sever. Evet. İyice yanına kadar geldik artık. Evet, çok güzel. Son kısımda bari. Son kısımda artık dibine kadar geldim. Ben senin işin tamamlıyım diyor. Golf de oynayabilirsiniz. FIFA da oynayabilirsiniz. Mass Effect Infiltrator'ı senin de daha önce 1020 incelemesinde. Evet Ali, sanırım oynamıştık. Güzel oyuna benziyordu açısı grafiklerini. Ben sevmiştim. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Ekranın gücünü bence nihayet Mass Effect bize gösterebilir evet. Diye umuyorum. Yine bir demo. Buy Game seçeneğinden anlayabiliyoruz satın alabileceğimizi. Şimdi Google Android telefonları kullanmak için bir Google Gmail hesabı kullanıyorsun hocam. Evet. Windows Phone'la kullanmak için bir tane Microsoft hesabı kullanman gerekiyor. Evet. Herhangi bir mail adresini, herhangi bir demeyelim, bazı adres alanları kullanamıyorsun. Genellikle Microsoft'la ilişkili Outlook ya da Hotmail. Ben Yahoo'yu kullanıyordum Ali. Yahoo'yu kullanabiliyor musun? Yahoo hesabımı Microsoft mailim olarak atamıştım. Google'da galiba sorun oluyordu. Öyle bir şey kalmış hakkımda ama ondan da emin değilim. Neyse, bir mail adresini Windows hesabı olarak tanımadığınız zaman hem Windows 8 bilgisayarınızda hem Windows Phone 8'inizde kullanabiliyorsunuz. SkyDrive, yeni adı neydi? OneDrive sanırım. OneDrive ile de ofis programlarındaki dosyaları yedekleyebiliyorsunuz. Şimdi oyuna bakalım. Bir iki oyun sonra esas ofisi de bir açıp göstereceğim. Çünkü bir Windows Phone'un en büyük avantajı orada çıkacak. Evet. Gezegenimize vardık sanırım. Şimdi Assassin's Creed'in grafikleri adına yakışmıyor da Mass Effect'inkisi nispeten yakışıyor. Evet. Çünkü altta üstte siyah bant var. Bakayım oyunda da olacak. Mass Effect gerçekten PC grafiklerine yaklaşmış. Şimdi soldan ilerliyoruz Ece. Şöyle bir dokunmatik iz kalıyor. Sağda da sağa sola çevreye bakıyoruz. Evet. En iyi tecrübe için kulaklık takılıyor Nokia. Ben şu an sesten memnunum. Ama yeni bazı mobil cihazlarda işte çift hoparlör oluyor. Öne alta konumlandırıyor mesela HTC. Şimdi burada Nokia'nın şu arkada altta konumlandırması benim elimle oyun oynarken sesi birazcık kapatmama sebep evet. oluyor.
kusuru da bu olsun diyeceğim telefon için. Sürekli düşman ışınlanıyor sanırım. Get askerleri ışıklanıyor. Biz dokunduğumuz zaman adamımız nişan alıyor. Şu şekilde oyunun kontrolleri nispeten kolay. Şimdi sağ yaptık, ileri yaptık, bir sonraki sipere geldik. Evet. Arkadaşın dibine kadar geldik artık. Dibine kadar geldikten sonra gördüğün gibi tıkladığım zaman hedef alıyor. Şu şekilde de mikro ayarlama yapıyorum. Gördüğüm pek çok FPS oyunundan çok çok daha başarılı bir kontrol mekanizması var. Gördüğün gibi çatır çatır adamları öldürdüm. Dokunmatikle FPS oynadım. Dokunmatikle FPS iyi bir arayüz olursa oynanıyor. Ekranda evet. Alttaki üstteki siyahlıklar gitti. Onlar sinematikmiş değil mi? Evet evet. Gayet de güzel bir ödül aldım sanırım. Achievement'ları topluyoruz. Evet. Geçenlerde Origin'e yeni bir şey geldi dedin sen Recep. Evet, Battlefield Achievement'ları artık Origin'e de geldi bu arada. Onu da belirtmemizde fayda var. Artık yaptığımız Achievement'lar, oyunlar için de yaptığımız Achievement'lar doğrudan Origin üzerinden görülebiliyor. Biyotik dediğimiz güçleri de bu şekilde kullanabiliyoruz. Birazdan öleceğiz. Evet. Çünkü siper almadık. Evet. Bunu da gösterdikten sonra bir sonraki oyuna geçebilirim. Maksat test. Modern Combat 4. Zero Hour mu? Zero Hour demiyor bunda. Android'de Zero Hour'du. Burada bakalım nasıl olacak. Toast Notifications. Notification istemiyorum. Şimdi görseller çok etkileyici ama oyun ne kadar etkileyici olacak onu göreceğiz. Hani gyroskopla oyunu yapmak istiyor musunuz diye soruyor burada. Test diyelim Ali bence. Bir okay, test edelim Recep. Bakalım gyroskopla nasıl oynayacağız. Bu da bize en çok testlerinden FPS'lerden bir tanesi. Çünkü grafikleri zorluyor ama Snapdragon 800'de hiçbir zorlanma olmaz. Ha şu fark var. Eğer oyunu programlayan arkadaşlar iyi optimize etmedilerse ben buna Intel Core i7 bile taksam o oyun o sistemi zorlar. Evet. Ha şu ana kadar hiç en ufak bir takılma olmadı yani. Derken bak dokundum bir takılma oldu diyecektim evet. Yüklemeymiş. Evet, jiroskop bu şekilde kullanılıyor. Hoş, ben beğendim açıkçası. Ters çalışıyor ama Recep. Ha. Sağa inince sola bakıyorum, sola inince sağa bakıyorum, yürüyorum. Bunun bir ayarı vardır, reverse ayarı vardır. Hani onu... Bak koşturuyorum şu an. Sprint'e tıklayıp daha hızlı koşabilir miyiz? Grafikler tepe üst düzeyde yalnız. Grafikler efsane yahu. Bildiğin PC grafikleri var. Evet, ha şu şekilde de dokunup tekrar nişan alabiliyorum bu arada. Achievement atıyoruz, alıyoruz devamlı. Achievement'ları aldıkça da bizi orijinal taciz ediyorlar. Evet. Biz şu an orijinal oyundayız zaten. Demodayız. Onu bir algılayabilse çok güzel olacak. İki tane bombası attım, biri sekti maalesef hocam. Evet. Ama grafikler çok güzel. Daha önce de oynamıştım ama tekrar etkilendim. Ekran çözünürlüğü flash'li olmasına rağmen akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Sprint tuşuna basarak böyle yukarıya çıktım. Şimdi buradaki silahı alabilirim üzerine tıklayarak. Yine... Daha bu bir şey satmaya çalışan oyunlar vardır ya. Evet. Oyunun atmosferi güzel. Eski ilk Call of Duty oynadığım günlere götürdü beni. Ağır makinalı atış altında şimdi bir giderim de bir sonraki oyuna geçerim Recep. Evet, sebep olsun bize. Bayağı bir oyun indirmişim. Diğer oyunlara baktığım zaman Windows Market'in artık eskisinden daha zengin olduğunu söyleyebilirim. Evet. Başka bir oyunu oynamak yerine son bir oyun Solitaire Recep. Solitaire'da oynayalım.
Solitaire, Windows'un efsanesi. Sen biraz Solitaire'den bahset bize Recep. Solitaire'e ne zaman tanışmıştın? Spider Solitaire oynardım ben daha çok. Hatta Windows 95'te mi ne bilmiyorum bir sürümü vardı. Spider Solitaire'in değil tabii, normal Solitaire'in. Jules Cesar şey derdi, dostlar kalbinizi çalmaya geldim sanırım hakkında kısmına baktığınızda. Şimdi buradaki da hint tıklayarak bunları üste koymamız gerektiğini anlıyoruz. Solitaire'in amacı ne Recep? Sanırım aynı kartları bir destede toplamak. Yanlışım yoksa. Spider evet. Solitaire'de öyleydi. Önce ası koyuyoruz. Asının üzerine 2'yi koyuyoruz. Ondan sonra bunun üzerine tabii 2'yi koymadan 3'ü koyamıyoruz. 8'in altına 7'yi koyuyoruz. 7'nin altına 6'yı koymamız lazım. Buradan da bu kartların çıkması lazım. Yeni kart açıyoruz buradan. Mesela 5 çıktı. 5'i alıyoruz. Koyabileceğimiz yer var mı? Hint diyorum. Tekrar bir tane daha seç diyor. 4. 4'ü alıp buraya koyabilirim mesela. Bu şekilde kartları dizmeye çalıştığımız bir oyun. Herhangi bir kumar unsuru falan yok. Onu evet. söyleyebilirim. Evet. Sadece kartlar alıp diziyorsun. Buna fal bakmak diyenler de vardı. Ülkemizde ve dünyada sekreterlerin geçtiğimiz 10-20 yıl zarfında en çok oynadığı oynanan Solitaire'i Windows Phone'unuzda siz de oynayabilirsiniz. Evet, devlet dairelerinde bile oynanan oyun. Devlet dairelerinde bile oynanan oyun. Devlet dairesi demişken ofise geçelim. Ofise geçmeden önce de final bir not. Oyunlarla ilgili. Elini getir Recep, şuraya koy işlemcinin olduğu kısma. Çok az bir ısınma var Ali. Evet Recep, ısınma var ama eli yakmıyor, rahatsız etmiyor. Evet, hiç rahatsız etmiyor gerçekten. Qualcomm'un zaten Snapdragon 800'ü sevgili izleyiciler, evet ısı üretiyor. Kasanız bunu iyi dağıtabiliyorsa, telefonu tasarlayan kişiler bu mühendisliği düzgün yaptıysa o zaman sorununuz olmuyor. Ama eğer kötü yaptılarsa isterseniz dünyanın en hızlı işlemcisini koyun, o olay olmuyor. Şimdi Word belgesi açıyorum. Evet. Dev panda. Esirlik dışında yalnızca Çin'de yaşayan dev panda dünya çapında her yaştan kişilerin sevgisini kazanmıştır diye gidiyor. Evet. Bu aslında bir Word belgesi ve Word belgesinde fotoğraflarla birlikte rahat rahat yazıyı okuyoruz. Şu şekilde parmağımla kaydırıyorum. Yan tarafta da daha fazla metin varmış. Küçülttüğüm zaman daha fazla küçülmemesi kötü ama bu Microsoft'un kendi resmi official ofis yazılımı ve ofiste yapabileceğiniz her şeyi burada yapabilirsiniz. 6 inç bir ekranın avantajlarından yararlanabilirsiniz. PowerPoint sunumları örneğin. Bir şey sormak istiyorum Ali. Buyur hocam. Cihazı satın aldığımızda ofis için veya ofisin herhangi bir özelliği için ekstra para veriyor muyuz? Ofis için herhangi bir para vermiyorsun Recep. Yalnız ofisle birlikte masa üstünde diyelim ofis 365 kullanacaksın. Evet. Aldığın masa üstü bilgisayarda ofis 365 dahil gelemez zaten. Genellikle birkaç aylık bir süre olsa bile. Evet. Bu aylık üyelikte kullanman gereken bir ofis türü. Ofis 365'i masa üstünde senkronize edip dosyalarını saklamak SkyDrive. Bunlar için ücret ödemen gerekecek. Evet. Ama ofisi kullanıma hazır şekilde alıyorsun. Bütün ofis belgelerini okuyabiliyorsun. Evet. Yazabiliyorsun. Editleyebiliyorsun. Yeni bir tane diyorum. Word, Excel, Ajanda. Ajanda şablonu var mesela. Şu şekilde dokunayım. Word'e değil yazıya dokunmak gerekiyormuş. Evet, ben ikona dokunuyordum. Biraz intuitive olmamış. Bence de olmamış. İşte burada sana bir tane şey sunuyor. Şablon sunuyor. Sonraki. Sözlük var. Geniş bir yazım alanı var. Buradan farklı seçenekleri seçebiliyorsun. Evet. Belgenin içerisinde. DocX formatında direkt masaüstüyle çalışmaya uygun. Üzerine kullanıcının adını girebiliyorsun. İstediğin her şeyi yapabilirsin yani. Yani Microsoft ofisinde. Olmasının avantajlarından burada fazlasıyla yararlanabiliyorsun. Aynen öyle. Geri tuşuna bastığın zaman da içindeki değişiklikleri kaydetmeden çıkabiliyorsun. Bu ofis zaten pek çok insanın hoşuna gidecek. Bir de 6 inç bir ekranda ofisi kullanmak daha rahat. O yüzden hem gezen hem çalışan hem ev kullanıcısı herkesin işine yarayacak bir telefon olmuş. Yeter ki 6 inç senin için bir problem olmasın. Evet. Daha küçük bir telefonu ye ediyorsan çünkü bu geniş alandan yararlanamazsın. Bir tane daha eksisi var. Şimdi Notuş'un yanında biliyorsun stylus geliyor Recep. Bunda evet. herhangi bir stylus, ek bir kalem yok. Parmaklarını kullanarak her şeyi yazıyorsun, evet. çiziyorsun. Bu kadar geniş bir telefon alanını, bir tablet telefon alanını tabii ki bir stylusla birlikte de kullanabilmek güzel olurdu. Ama Nokia orada herhalde bir aksesuar sunarsa ya da piyasadan alınan ürünlerin uyumu varsa bu konuya daha yakından bakacağız daha sonra. Şu an ben işin o kısmına açıkçası çok fazla eğilmedim. Beraberinde gelen özelliklere baktım. Evet. Burada kurduğum uygulamaları görebilirsiniz. Yandex'in araması var. Yarınım ipuçları var. WhatsApp kurdum. Telefon, takvim, Photo Beamer, oyunlar. Nokia Storyteller, Nokia Procam, Mix Radio, Creative Studio, Cinegraph. Zaten şunlara baktığın zaman bunların büyük kısmı fotoğraf uygulaması Recep. Evet. Nokia Beamer bilgisayarında bir tane barkod gösterip telefonundan bilgisayarına fotoğrafı göstermeni sağlıyor Hı-hı. birine. Creative Studio üzerinde editleme yapmanı sağlıyor. Heyecan verici yeni özellikler. Odak bulanıklık.
rengi öne çıkarma, evet, kolaj yapma. Farklı birçok özellik var. Bunların hepsinin ayrı ayrı uygulamalar olması hem güzel hem de kötü. Yani hepsinin tek bir uygulamanın entegre özellikleri olmasını yeğleyecek insanlar da vardır. Hepsinin ayrı ayrı olmasını daha az kafa karıştırıcı bulacak olanlar da vardır. Tamamen kişisel kullanıma göre değişiyor. Burada yapılan değişiklikler. Nokia'nın Care hizmeti var. Nokia'nın Beamer'ından zaten bahsettim. Mesela çok ilginç uygulamalar da gelmiş Windows 10 Recep. Hubble uygulaması mı bu? Hubble. Uzay hakkında bilgi mi edinebiliyoruz? Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntülere bakıp uzay hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Mükemmel. Bu esnada ekranın güzelliğinden de faydalanabiliyoruz. Fezaya kadar çıkabiliyoruz yani. Aynen öyle Recep. Şimdi burada enfes manzaralar var. Zoom'a imkan verenlerde bu şekilde gösterebiliyorum. Yani evet, uzayın eşsiz manzaralarını bu şekilde bir Windows Phone 8 uygulamasında görebilir. Siz de not verebilirsiniz. Nokia'nın uygulamalarını burada anlatarak bitiremeyiz. Zaten daha önceki incelemelerde de çok bahsettik. Nokia'nın Here Drive Plus'ı mesela ülkeler arası sürüş desteği var. O Plus'ın artısı o sevgili izleyiciler. Evet. Here Transit toplu taşımayı tarif ediyor. Ancak Türkiye'de ben toplu taşımada otobüs hatlarını bulamadığımı kendim gördüm. Sadece rota planladığınız zaman şey gösteriyor. Benim şu ana kadar görebildiğim yürüyerek falan gösteriyor. Evet. Yeri buluyor. Ayarlar yapabiliyorsun. Telefon bölge seçimini yapabiliyorsun. Ama bunun gelişmesini istiyorum. Amerikan ve İngiliz ölçü birimlerine, emperyal ve metrik sisteme göre değişiklik yapabiliyor. Ama şey başarılı. Nokia'nın Here Drive'ının Türkiye haritası var. İstanbul haritasında çok başarılı. Zaten daha önce yaptığımız Here testlerine de bakabilirsiniz. Evet. Navigasyon. Buradan konum belirleyip Türkçe ve sesli yol tarifleriyle istediğin yeri bulabiliyorsun. Bir de şöyle bir şey var sanırım Ali Here'da. Offline harita yapabiliyoruz. Yani çevrim dışı haritayı atayabiliyoruz. Aynen öyle Recep. Yurt dışına çıkacaksın. Telefonda data paketi yok. Önceden şeyi indiriyorsun. Haritayı indiriyorsun. Gittiğin zaman haritayı offline açıp bakabiliyorsun. Ama GPS'e de bağlanabilmene karşın uygulamaların pek çok özelliği internet bağlantısı gerektiriyor. Sizi bu konuda uyarmam gerekiyor. Bing Spor, Bing Hava Durumu, Bing Finans. Bir de App Social var. Bu App Social daha önce Nokia'nın seçtiği uygulamaları sergiliyordu. Farklı bir isim vardı. Güncellediğim zaman App Social haline dönüştü. Bunun amacı da farklı kullanıcıların oluşturduğu uygulama listelerini görebilmek, bir sosyal ağ özelliği katmak. Uygulama keşfetmek bir nevi. Aynen öyle. Ben burada çok işime yarar şeyler bulamadım ama zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Bir de tabii arkadaş sisteme eklemedim. Evet. Arkadaş sisteme eklesem çok daha güzel şeyleri çok daha kolay bulabilirdim. Burada hiç tanımadığım yabancıların uygulama listelerine açıkçası çok fazla güvenemiyorum acaba. En azından şey yoktur Ali ya. Bir yıldız verip de beğeniyorum diyen. Henüz yok. O açıdan güzel ama yine sana Windows mağazası şeyi gösteriyor. Bak mesela şu şekilde tekrar, bu arada bütün uygulamalardan bu şekil çıkmadıkça hepsi arka planda çalışıyor, açık kalıyor. Evet. Bunu da hatırlatayım. Windows'ta uygulamaları nasıl yapacağım diyorsanız şu şekil bastırdığınız zaman geri tuşuna buradan görebiliyorsun. Çarpıya basıp kapatabiliyorsun. Evet. Sen Android'den alışkın bir şekilde şey yapmaya çalıştın ama. Şu şekilde yapmaya çalıştım. O olmuyor arkadaşlar. Evet. Çok denedim, olmuyor yani. Şurada bir tane pazar sepeti ikonu var. Mağazamız. Burada Nokia'nın kendi koleksiyonu var mesela. Nokia'nın evet, tavsiye ettiği uygulamalar. İnternete bağlanıyor, verileri çekiyor. Instagram, beta. Temple Run 2'yi gördüm yukarıda. Temple Run ne zamandan beri var da Temple Run 2 bir türlü gelmiyordu. Evet. Temple Run 2 de nihayet gelmiş. Evet, gelmiş, koşan adamımız. Klasörler var mesela. Klasör yapısında dosyaları gezmek. Evet. Başlangıç ekranını düzenlemek diyor. Bu da sanırım Brackley mi geldi Ali? Bu yakın zamanda gelen, bak 2014'ün ikinci ayının 9.sü yani çok, evet, yeni bundaki yeni, şeyler. Yani Black'le geldi çünkü ben öyle biliyorum, yanlışım olmasın. Black güncellemesiyle birlikte Nokia Windows Phone telefonlara klasörleme özelliği geldi. İşte bu şekilde ana ekran öğelerinin şeylerini değiştirebiliyorsun buradaki settingleri. Here Drive Plus, GTA San Andreas, bir ton uygulama geldi Recep. Evet. Yani uygulama pazarı çok gelişti son günlerde. Hala evet, daha bir Android ya da bir iOS pazarı kadar geniş değil ama eskiden biraz sıkıntı çekiyordun. Evet. İlk günlerinde özellikle artık o sıkıntıyı çekmeden istediğin uygulamayı bulabiliyorsun. 17 tane güncelleme birikmiş bu esnada. Evet. Bütün bu uygulamalar hemen hemen her gün neredeyse bir update geliyor. Çok gelişiyor. Windows Phone zaten pazar payı da artıyor sürekli. Pazar payı da artıyor. %10 pazar payını
geride bıraktı pek çok ülkede. Türkiye'de de popüler oldu. İnsanlar evet. Özellikle orta seviye ya da alt seviye Android'lerden memnun kalmayanlar 520 gibi uygun fiyatta Lumia'ları yerlediler. Evet. Ama üst seviyede amiral gemisinde hala daha Lumia'nın modellerini oyun ve uygulama performansı açısından insanlar tercih etmiyordu. Şimdi Qualcomm 800 ile birlikte Nokia bunu değiştirmeyi amaçlıyor. Başarılı da olabilir. Evet, eminim bizim oyun testlerimizde de bunda büyük bir önce olacaktır. Çünkü gördük performans konusunda hiçbir eksiği yok. Aynen öyle Recep. Şimdi Windows Phone incelemeleriyle ya da genel olarak bulunan bilgilerle ilgili benim en çok eksik gördüğüm şey maalesef bu uygulamaların o kadar fazla şey olmaması. Nasıl diyeyim? Uygulamalar yeterince ön plana çıkartılmıyor. Uygulamalarla evet. Yeterince ilgilenilmiyor. Bununla birlikte Internet Explorer açmak istiyorum. Mesela şuradan uygulamaları göstereceğim. Tekrar Facebook, fotoğraflar, Global TV, Internet Explorer. Internet Explorer'ın sürümü hakkında bir bilgi var mı acaba? Yani çünkü İnternet Explorer masaüstü sürümüyle şey sürümü farklı sanırım değil mi? Masaüstü sürümünden çok farklı. Bu tamamen mobil. Bu hatta şöyle söyleyeyim. Evet, mobil sürüm yazıyor yukarıda. Tamamen farklı bir tarayıcı bile diyebiliriz dedi. Evet. Bir geri çıkarsak Ali. Evet, burada mobil sürüm yazıyor sanırım. Ha, farklı bu sürüm pardon. O web ayarmış. Sitesinin hangi evet. Sürümünü yükleyeceğini evet, onu ayarlıyoruz. Ayarlayabiliyorsun. Ben evet. Buradan Teknopat açacağım. Şu an Wi-Fi'den bağlıyız bu arada. Bunu da belirtmemizde fayda var. Arama yapıyoruz şu an sanırım. Biraz farklı mı çalışıyor Windows Phone burada? Vallahi ben bu şekilde girdim. Enter dedim. Olmadı. Yine başka bir yer geliyor. O zaman burada bir kullanışlık sorunu var bence. Yani Chrome'dan alıştığımız şekilde orayı arama şeyi gibi kullanamıyoruz yani. Valla az evvel yazdım. Enter'a bastım. Olmadı. Tam düzgün yazıp Enter diyeyim. Git diyeyim. Evet. Bu defa oldu. Bu defa oldu. Bakalım arayüzümüz ne kadar zamanda yüklenecek. Görseller geliyor. Bu arada son derece aslında hızlı. Sayfanın pek çok öğesi yüklendi bile. Evet. En son görsellerin gelmesiyle birlikte. Burada bizim ofis bağlantımızın ve ofis bağlantısının buraya uzanan Wi-Fi performansının duvar arkasında kapalı bir yerde yapıyoruz. Etkisi var. Bunu da belirtmem gerekiyor. 4000 FPS'deki biten alev almasına tıklayacağım Recep. İlginç bir içerik olduğu için. Evet. Ekran çok güzel. Render çok güzel. Bakayım tıklayayım kendi haline YouTube'dan açacak mı bunu? YouTube uygulaması da var bu arada, bunu belirtelim. Olmazsa olmaz. Pek çok YouTube uygulaması var. Evet. Şunu biraz ileri alacağım. Evet. Sesi son seviyeye getirebilir misin? Tabii ki Recep. Gayet yüksek bir sesi var bu arada. Tekrar belirtelim bunu. Elimi şöyle tuttuğum zaman daha da yükseliyor. Kibritin 4000 FPS'de yanmasını görüyoruz acaba. Evet. Yani YouTube'u da Windows Phone'dan açabilir miyim diyenlerin cevabını bu şekilde internet tarayıcıya açtık. İnternet tarayıcıdan sonra YouTube'u açtık, eriştik ve gösterdik. Navigasyon uygulamaları güzel, müzik uygulamaları güzel. Bir de kameraya bakalım. Evet. Evet, Nokia Lumia 1520'nin kamera testine geçtik şimdi Recep. Evet. Daha önce 1020'de çok kapsamlı test yapmıştık zaten. Hatta birden fazla test yapmıştık. Onda 40 megapiksellik PureView kamera vardı. Şimdi bunda 20 megapiksellik bir PureView kamera var. Ekranda dokunduğum objeye kendi odak ışığı yardımıyla otomatik olarak odak alacak. Mesela arkaya dokunduğum zaman ön taraftaki objeler bulanık oluyor. Evet. Bu tarz çekim açılarıyla bu kamerayla fotoğraf çekecek olan herkes kolayca istediği objeye odaklayabilir. Ancak 1020'ye has olan Pro kamera yazılımı artık 1520'de de var. Pro kamerada da tek bir dokunuşla şunu kamera ikonunu yukarıya doğru çekerek detaylı ayarları açabiliyoruz. Detaylı ayarları açtığımızda objektifin açık kalma süresi ne kadar ışık alacak? 1 evet. Saniyenin 80'de biri. ISO değeri ne kadar düşükse o kadar grensiz bir görüntü olur. Ama karanlıkta ISO değerini arttırarak daha parlak bir görüntü elde eder. Biraz da grenlenme görürsünüz. 100 ila 4000 arasında değişiyor. Benim favorim her zaman 100 ile çekip çekim süresini eğer karanlıksa daha uzun almaktır. Böylece daha çok ışığı daha uzun sürede alır. Ama elin titrerse mesela Recep, o zaman işte yapacak bir şey yok. O zaman 1020'yi tripodla ve kamera gripte kullanmak daha çekici hale geliyor. Bir de bu şekilde manuel odak seçeneği var. Sonsuz odak, otomatik odak ya da mesela ben çektikçe dikkatini çekerim. Minion'ımızdan
Iron Man gözlüğümüze, Iron Man gözlüğümüzden arka tarafa doğru bir odak değişiyor. Bu şekilde istediğimizi bir ayarlayabiliyoruz. Otomatik odakta bırakacağım. Bir de ışıklandırmayı bulutlu havalar, güneşli havalar, floresan aydınlatma ya da tungsten ampul aydınlatma olarak değiştirebiliyoruz. Malum ampul aydınlatmasında bir elektrik telde kızardığı için ısı yayarak ısıtır. Floresanda bir titreşim vardır. Daha beyaza kaçar. Güneşli havalarda renk değerleri yine değişir. Ondan sonra dokunduğumuz zaman bu şekilde odağa bıraktığım için fotoğraf çekebiliyoruz ve kaydediyor. Kaydettiğimiz görüntüyü de daha sonra tekrar buradan dokunup Nokia kamera içinde açabiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Kırpma, döndürme, düzeltme gibi seçeneklerimiz var. Yeniden çerçevelendirmek gibi bir seçeneğimiz var. Yani fotoğraflar yine Lumia 1020'de olduğu gibi büyük bir çözünürlükle çekiliyor. Daha sonra bunları küçültebiliyoruz. Aynen öyle. Yine farklı filtreler uygulayabiliyoruz. İstersek Instagram'ın yeni beta sürümünü kurabiliriz. Farklı filtreleri de Nokia kameranın kendisi sunuyor. 20 megapikselde çok net, çok güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Her türlü hava koşulunda kullanılmaya uygun bir cihaz. Çünkü 400 lümen aydınlık var. Evet, 400 kandela pardon. Kandela pardon. Lümen diyorum ikisinin çok farklı. Projektörlerden kaldıracak. Evet. Haklısın. Bu pro kamera yazılımı çok güzel. Eğer pro kamerada ben detaylarla uğraşmayayım diyorsanız akıllı çekim özelliğini kullanabilirsiniz. Akıllı çekimde çekim yapalım mesela kamera tuşuyla. Arda arda şatlar. Arda arda şatlar. Şimdi bu görüntüye tıkladığım zaman da en iyi çekimi seçebiliyorum. Kalabalık bir parti fotoğrafı çekiyorsam ve birinin ağzı yüzü yamuk çıktıysa, gözü kapalı çıktıysa, evet, dil dışarıda çıktıysa bunu değiştirebiliyorum. Bu tarz değişiklik seçenekleri var. Bunların hepsini göstermek için tek tek parti fotoğrafı çekmek, portre fotoğrafı çekmek, havai fişek çekmek, gece çekimi yapmak, gündüz çekimi yapmak. Yani çok kapsamlı sırf kamera testleri bu işin ayrıca yapmak gerekiyor. Ancak biz incelememizde temel özellikleri gösteriyoruz. Bunun haricinde tabii video çekebilirsiniz isterseniz. Video çekmek için de kameradan videoya getiriyorsunuz. Seçeneği evet. 1080p Full HD videolar çekiyor. Kaydettiği zaman sesi stereo kaydetmesi çok güzel. 4 tane mikrofonuyla birlikte bize kaliteli bir kayıt imkanı sunuyor. Şimdi ben kısa bir konuşmamı şu an benim mikrofon kaydından dinliyorsunuz. Durduruyorum. Bu videoyu da tekrar oynatmak istiyorum. Kaydettiği zaman sesi stereo kaydetmesi çok güzel. 4 tane mikrofonuyla birlikte bize kaliteli bir kayıt imkanı. Hafif hafif bir otomatik odakta şey var. Bir de benim elimin sallantısı var. Şu an evet, aslında fotoğraf makinesi kamera 1520 çok da sabit değil acaba. Bunu bir not düşmem gerekiyor. 20 megapikselde çok güzel fotoğraflar, videolar çekmek mümkün dediğim gibi. OIS özelliği var. Optic Image Stabilization yani optik görsel sabitleme teknolojisi de şu. Arka tarafında yer alan kameranın kendi içerisindeki bir mekanizmayla belli bir titreşim aralığında oynatılmasıyla sağlanıyor. Evet. Bu sayede son derece güzel fotoğrafları Lumia 1520'nizde çekebilirsiniz. Kamera açısından da gerçekten 4 dörtlük bir telefon olmuş. Evet Ali, Lumia 1520'ye yakından baktık. Evet, detaylı bir şekilde uygulamalarına baktık. Oyun oynadık. Fotoğraf nasıl çekiyor? Çektiği zaman video kaydını nasıl yapıyor? Bunlara baktık. Şimdi Nokia güçlü işlemci, güzel ekran, geniş ekran, bunun haricinde de sağlam bir uygulama desteği sunuyor. Yani şu ana kadar 4 dörtlük gittik. Evet, gerçekten herhangi bir sorun olmadan marketin de gayet genişlemiş olduğunu gördük gayet. Hiç çökmedi. Bir tek navigasyonla ilgilenirken ben bütün Nokia telefonlarda karşıma çıkan klasik pusulanın, manyetik pusulanın ayarı bozuldu. 8 şeklinde çevirin hatasıyla karşılaştım. Bu arada manyetik pusula çevrede çok yoğun manyetik alan olursa pusula bir şaşıyor. Evet. O zaman bir şöyle bir telefonu tutup şu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Evet. Tam olarak hareket bu. O esnada insanlar size böyle bir bakabiliyorlar. Bakabiliyorlar. Ne yapıyor ama bu arkadaşlar? Kullanıyorlarsa ya da manyetik pusulayı da daha önce kullandılarsa ne olduğunu anlayabiliyorlar. Evet. İşin eğlenceli kısımlarından bir tanesi bu. Şimdi bahsetmediğimiz birkaç özellik var. Onlardan bahsedelim istiyorum. Evet, ben. Şimdi 1080p ekran çok güzel ama bu ekranı korumak için ne tür bir teknoloji kullanılmış? Recep, ekranı korumak için Gorilla Glass 2 kullanılmış. Evet. Şu an Corning firmasının ürettiği Gorilla Glass teknolojisi dünyadaki en ünlü ekran koruma teknolojisi. Evet. Ancak Gorilla Glass teknolojisinin 3 farklı seviyesi var. 1. ilk çıkan versiyon. 2. Yeni bir jenerasyon. 3. en son çıkan jenerasyon. Bunda Gorilla Glass 2 kullanılmış. En son nesil
değil, en son nesilden bir önceki nesil. Evet, bence çok da büyük sorun teşkil etmiyor açıkçası. Yani zaten Gorilla Glass 1 bile hatırladığım kadarıyla bizleri fazlasıyla memnun ediyordu. Aynen öyle. 2 de. Hani 3 değil diye ben onu bir eksi vereceğimi sanmıyorum. Aynen öyle Recep. Şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Telefonun boyutu büyüdüğü zaman, 6 inç, 5 inç olduğu zaman, 6 inç olduğu zaman yapısal sağlamlık biraz değişiyor aslında. Evet. Bu telefon sağlam, klasik Nokia sağlamlığına sahip. Ben birkaç defa düşürdüm. Pek çizilmedi, kırılmadı, çatlamadı, bir şey olmadı. Ama bunlar kibar, basit düşürmelerdi. Hı hı. O kadar çok ciddi bir kaza atlatmadı telefon. Ekran genişlediği zaman Gorilla Glass geniş bile olsa ekranın koruması zayıflıyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Evet. Yani 6 inç bir telefonu kırmamak için biraz dikkatli olmanıza fayda var. Ben çıt kırıldım olmadığını, Gorilla Glass 2 ile korunduğunu söyleyeyim. Ancak ekranı sağlam bir şekilde vurduğum zaman Corning'in Gorilla Glass 3'ü bile olsa koruyamıyor. Bir yere parçalanacaktır. Bunun için bir aksesuar piyasada şu an kılıf. Ben göremedim. Yakın zamanda çıkabilir. Nokia çünkü aksesuar desteği veriyor. Evet. Şimdi hani 802.11ac güzel ama onun yanında Bluetooth 4.0 da var sanırım. Var. Peki bir şey daha sormak istiyorum. NFC var mı? NFC de var Recep. Dokundurup diğer cihazlarla bağlantı kurabiliyorsun. Sonra evet. Bluetooth'tan dosya transferi yapıyorsun. Hatta bir özellik daha var. Şu an maalesef incelememizde bir kablosuz şarj adaptörü gelmedi ekstradan. Kablosuz şarja koyduğun zaman direkt Nokia'nın kendi aparatıyla şarj olabiliyor. Yani kablosuz şarj için gereken ek bir kılıf takmana gerek yok. Kendi içerisinde kablosuz şarj özelliği var ya. Var. Nokia'nın kendi teknik bilgileri bunu belirtiyor. Evet. Biz testte tabii kablosuz şarj cihazı olmadığı için bunun nasıl çalıştığını test edemedik. Evet. Hatta iki tane farklı aksesuar var. Bir tanesi Nokia'nın araç kiti. Kablosunu takıyorsun. Kablosuz şarj ediyor telefonunu bir yandan. Evet. Sen navigasyonundan yararlanıyorsun. Bir de 6 inç geniş ekran navigasyonunda bayağı yararlı oluyor ama arabanın ön camında da görüş alanını 5 inçten biraz daha fazla kapattığını söylemem gerekiyor. Bu tür cihazları kullanırken aracın içinde nasıl konumlandığınıza dikkat edin. Zaten içinde bir ton yasal uyarı var. Evet. Araba giderken kullanmayacağıma dair falan bile uyarılar var. Kimse dava açmasın diye düşünülmüş. Gerek yok. Gayet kullanılabiliyor benim gördüğüm deneyimim. Ama siz yine ne diyorsa onu yapın. Kullanmayın diyorsa kullanmayın. Evet. Belirli koşullarda. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de cebe sığar mı? Onu da denedik. Cebe gayet rahat sığıyor hatta. Önce bile sığıyor. Yani Recep, şimdi ön cepte bile telefonun ağırlığını hissediyorum ama gömleğimi bu kadar aşağıya çekmiyor. Evet. Kot cebinde taşıyabiliyorsun. Arka cebinde ya da yan cebine sığıyor. Biz 7 inç telefonları da sığdırdık ona bakarsan. Evet, doğru. Çok büyük telefonları da sığdırdık. Ceketinin cebinde taşırken ağırlığı 200... 9 gram olduğu için çok büyük bir aşağıya çekme yaşamıyorsun. Yani cebinde, çantanda kolaylıkla taşıyıp kullanabileceğin bir telefon. 6 incin kenarlarda çerçevesi daraltıldığı için form faktörünü çıkartabileceği, boyutunu çıkartabileceği sorunları Nokia'nın minimuma indirmiş. Tasarım olarak gerçekten çok başarılı. Teknoloji olarak uç noktada biz Android'de yarışırız. Evet. Bakın hatta yarıştık demişler. Snapdragon 800'ü kullanma sebepleri bu. S4 Pro da Windows Phone'da yeterli oluyor yoksa. Evet. Yani bütün uygulamaları gayet güzel çalıştırabiliyor. Bu biraz iddialı olmak için, Nokia'nın abartmak için yaptığı bir şey. Bir tek yerde 1020'den eksiği var. O da 40 megapiksel değil, 20 megapiksel kamera. Bu eğer 40 megapiksel olsaydı burada bir kabartı olacaktı. Büyük bir ağırlık olacaktı. Evet. Bu da telefonun dengesini bozacaktı. Şu an elimde tuttuğum zaman telefon dengeli. Ağırlık dengesi gayet güzel dağıtılmış. Rahat. Xperia Z serilerinde de Sony'nin en çok övündüğü şeylerden biri buydu. Bunda çok hafif tabi kameraya doğru bir şey var ama 1020'de çok kameraya doğru bir ağırlık vardı. Evet. O yüzden 1520 ergonomik tasarım olarak boyutunun çıkartabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm üretmiş. Gerçekten. Her açıdan hani başarılı. 6 inçe göre 200 gramın bence fazlasıyla kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bir de ekranda kullanılan teknoloji, panel, çözünürlük, nihayet Full HD'ye çıkmış. HD ekranın üstünde Full HD'ye gelmesi çok güzel. Bir tek bununla çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Bütün Nokia telefonlarda, hatta piyasadaki çoğu telefonda hala USB 2.0 kullanılıyor. Evet, onu belirtmiştim. Bir an evvel 3.0'a geçmeleri ya da şu SD kartın hızlı çıkarılıp takılabilmesi önem arz ediyor. Evet. Bu açıdan baktığımız zaman bir tek geriye ürünün fiyatını sorman kalıyor Recep. Evet. Ne kadar? 2199 liracık. Yani 2200 lira diyelim şuna. 2200 lira. Şu an piyasadaki en büyük, en pahalı amiral gemileriyle aynı fiyat klasmanında 1520 yer alıyor. Nokia bizim markamızın da ürünümüzün de hiçbir eksiği yoktur diğerlerinden. Hatta evet. Fazlası vardır. Evet. Buyurun parasını veren alsın diyor. Herkes 2200 liraya bu telefonu alamayacak. Ama imrenip görüp hoşuna giden alan insanların ben memnun olacağını düşünüyorum. Çünkü rengi güzel. Herkeste olmayan bir telefon. Evet. Tek Windows Phablet. Doğru. Şu an Windows Phone Phablet. Nokia bu
üründe başarılı olacak, ben inanıyorum. Evet, Windows Phone pazarında zaten Nokia'dan başka fazla telefon üreten de yok. HTC'nin var, Samsung'un var, çok az model var. Şimdi Microsoft'un kendi desteğiyle birlikte Nokia amiral gemisi olmak zaten zorunda. Evet. Bir de Android'e karşı savaşma misyonu şimdi Windows'un ve Nokia'nın daha da arttı Lumia serisinin. Doğal olarak ortaya ne çıktı? 1520 çıktı. Evet, Windows Phone için gerçekten çok güzel bir çözüm olmuş, çok güzel bir cihaz olmuş. Ben açıkçası beğendim, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İzleyicilerimiz de teknik özelliklerine baktıkları zaman, bizim inceleme videomuzu baştan sona detaylı ve dikkatli bir şekilde izledikleri zaman, internette diğer kaynaklara baktıkları zaman 1520'nin gerçekten bütün övgüleri hak ettiğini görecekler. Evet. Uzun vade kullanımda biz yine değerlendirmemizi yapacağız. Ama Windows Phone'da bugüne kadar kullandığım herhangi bir telefon birkaç ay kullanım sonunda bir yavaşlama göstermedi. Sonradan sonraya bir bug'ı, bir kötülüğü ortaya çıkmadı. Zaten bir hatası, bir kusuru varsa donanımsal olarak ilk baştan görüldü. Evet. O yüzden 1520'nin de uzun vadede kullanıcıları memnun edeceğine güvenerek rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani. Evet. O zaman bir incelemenin daha sonuna geldik sanırım. Evet Recep, bir incelemenin daha sonuna geldik. Sizler birlikte Nokia Lumia 1520'yi inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Göl. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.